konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşmaları yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Efendim hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Az önce başkanımız çok heyecanlı bir konuşma yaptı. Dolayısıyla kendisine, başkana yürekten teşekkür ediyorum. Bir pazar günü, güzel bir pazar günündeyiz. Dışarıda güneş var. Ankara'dan gelirken sabahleyin her taraf kardı. Dolayısıyla Türkiye'nin ve doğanın güzelliğini bir daha gördüm. Bu kadar güzel bir coğrafyayı, yani Eskişehir gibi güzel bir coğrafyayı inşa eden, emek harcayan belediye başkanlarımız var aramızda. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerçen hocamız burada. Tepebaşı Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Ataş burada. Odun Pazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt Bey burada. Mahmudiye Belediye Başkanımız İshak Gündoğan burada. Han Belediye Başkanımız Erdal Çandı burada. Birlikte çalışıyorlar. Birlikte mücadele ediyorlar. Bir kent, bir kent nasıl uygar bir kimliğe kavuşur? Birileri görmek istiyorsa mutlaka Eskişehir'e gelmeli. Bana sık sık sorarlar ve ben de anlatırım. Bursa'yla Ankara arasında çölde bir vaha gibidir Eskişehir. Bursa bir ara Yeşil Bursa olarak tanımlanırdı. Şimdi adı Beton Bursa. Aynı şey Ankara için de geçerli. Ama bugün eğer Eskişehir'e Bursa'dan fazla turist geliyorsa, sadece Türkiye'den değil, dünyanın pek çok ülkesinden insanlar Eskişehir'i görmek için geliyorlarsa, bunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Yılmaz Hocam'a borçlular. Ve belediye başkanlarımıza borçlular. Ama onlar güzelliğe tahammül edemiyorlar. Hizmete tahammül edemiyorlar. Önce yargıyı araya koydular. Acaba bir şey yapıp da Eskişehir'i bu CHP'nin elinden almak, hocayı da tasfiye etmek mümkün müdür diye. Savcıları harekete geçirdiler. Hakimleri harekete geçirdiler. Bugün sordum, davadan beraat etmiş hocamız. Zaten beraat edecekti. Benzer uygulama İzmir'de de yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız da 428 yılla yargılandı. O da beraat etti. Ama yargılayanlar şu anda hapisteler. Sanıyorlar ki biz baskıyı kurduğumuz zaman Cumhuriyet Halk Partililer geri adım atarlar. Sanıyorlar ki savcıları harekete geçirdiğimiz zaman CHP'liler geriye adım atarlar. Çekinirler, korkarlar. Onlara çok açık ve çok net bir mesaj vermek istiyorum. Bizim genlerimizde Kuvayi Milliye'nin genleri vardır, dokusu vardır. Biz Kuvayi Milliye'ciyiz. Baskılar bizi yıldıramaz. Senin hakimin olsun, senin kaymakamın olsun, senin valin olsun, senin ele geçirdiğin devletin olsun. Biz yedi düvele karşı mücadele etmiş bir gelenekten geliyoruz. Biz Mustafa Kemal'in geleneğinden geliyoruz. Sen kim oluyorsun da bize kafa tutuyorsun?
Biz kendi ülkemize demokrasiyi getirmek istiyoruz. Biz kendi ülkemize kadın erkek eşitliğini getirmek istiyoruz. Biz kendi ülkemize güçlü bir sosyal devlet getirmek istiyoruz. Biz kendi ülkemize yargı bağımsızlığını getirmek istiyoruz. Biz kendi ülkemize medya özgürlüğü getirmek istiyoruz. Biz kendi ülkemize din ve vicdan özgürlüğü getirmek istiyoruz. Biz kendi ülkemize düşünce özgürlüğünü getirmek istiyoruz. Biz kendi ülkemize gerçek anlamda demokrasiyi getirmek istiyoruz. Benim gibi düşünmeyen insanların da özgürce düşüncelerini ifade edebilecekleri güçlü bir Türkiye istiyoruz. Biz bunları istiyoruz. Ama onlar diyorlar ki hayır, böyle yapmayın. Ne yapacağız? Sesinizi çıkarmayın. Biz ne diyorsak evet deyin ve bizi alkışlayın ve biz de diyelim ki ne güzel muhalefet var. Bak, muhalefet iktidar el ele. Siz doğru bir şey yaptığınıza biz itiraz mı ettik? Hayır. Doğruyu yaparsanız destekleriz. Yanlış yaparsanız en güçlü şekilde karşınızda dururuz. Dünya da bilsin, onlar da bilsin. Hiç ama hiç bu konuda ödün vermeyiz. Değerli arkadaşlarım, medya özgürlüğü deyince dördüncü büyük güçtür bütün demokrasilerde. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarları hapiste. Tam 420 gündür tutuklular. 420 gün. Neden? FETÖ'den ötürü. Cumhuriyet Gazetesi'nin kimliğini bilen, yapısını bilen, tarihini bilen herkes çok iyi bilir ki Cumhuriyet Gazetesi hayatı boyunca hep demokrasiden, yayın yaşamı dolayısıyla hep özgürlükten, demokrasiden yana tavır almıştır. Aynı şekilde Sözcü Gazetesi demokrasiden yana tavır almıştır. Sözcü Gazetesi'nin sahibi FETÖ'den ötürü gözaltına alınacak diye mahkeme kararı çıkardılar. Biz medya özgürlüğünü savunuyoruz. Medya özgürlüğünü savunuyoruz. Altan kardeşlerin hakkını, hukukunu da savunuruz. Ali Bulaç'ın da hakkını, hukukunu savunuruz. Çünkü biz, bizimle aynı düşüncede olmasalar bile her kalem sahibinin özgürce yazı yazmasını isteriz. Bizi anlayamadıkları nokta o zaten. Biz demokrasiden yanayız. Kadın erkek eşitliğinden yanayız. Üniversitelerin özgürce konuşabildiği bir Türkiye'den yanayız biz. Eğer bunları yapabilirseniz kendi ülkenizde demokrasiden ancak söz edebilirsiniz. Geçmişte bir değişiklik yapıldı Yargıtay'da ve Danıştay'da. 160 militan Yargıtay'a hakim olarak tayin edildi. 160 militan. Danıştay'a da tayin edildi. Yanlış hatırlamıyorsam 52 Danıştay'a hakim tayin edildi. Bunların %99'u FETÖ'cüydü. %99'u. Bunlara sadece ve sadece ben karşı çıktım. Sadece ve sadece Yargıtay'a, Danıştay'a yaptığınız atamalar yanlıştır. Bunlar yargıyı katletmektir diye söyledim. Defalarca defalarca söyledim. Ama tayin edenler, atamayı yapanlar hayır biz haklıyız dediler. Gün geçti, devran döndü. 160 tane yargıcı Danıştay'dan, Yargıtay'dan ve Danıştay'dan ayrıca 50'ye yakın hakimi görevlerinden aldılar. Ve bunların büyük bir kısmı şimdi hapiste. Kim atadı bunları? Kim atadı? Atayanlar hesap veriyor mu? Vermiyorlar. Karşı çıkanlara şimdi FETÖ'cü diyorlar. Eğer bu ülkeye FETÖ'yü bela yaptılarsa, bela yapanlar şu anda iktidardadırlar. Birisi, FETÖ'yü başımıza bela edenlerden birisi şu anda Cumhurbaşkanlığı makamı koltuğunu işgal etmektedir. Biz bunları gayet iyi biliyoruz. Eğer bu ülkede bir FETÖ'cü arıyorsanız o FETÖ'cü orada oturuyor. O FETÖ'cü orada oturuyor. Haksızken haklı olmanın yollarını arıyorlar. Sanki FETÖ'cü kaymakamları biz tayin ettik. Hakimleri biz tayin ettik. Valileri biz tayin ettik. Paşaları biz tayin ettik. Akademisyenleri biz tayin ettik sanki. Ya hepsinin altında sizin imzanız var.
Nasıl utanmadan ve sıkılmadan kalkıp bizi suçluyorsunuz? Akıl tutulması denen bir şey var. Biz buna izin vermeyeceğiz değerli arkadaşlar, izin vermeyeceğiz. FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkıncaya kadar mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Herkes emin olsun bundan. Ve bir şeyden daha bütün vatandaşlarım emin olsunlar. 20 Temmuz'da bir sivil darbe yapılmıştır. 20 Temmuz'da. 15 Temmuz'da bir darbe girişimi olmuştur. Bu ülkenin insanları, vatandaşları bu darbe girişimini püskürtmüştür. Türkiye Büyük Millet Meclisi sabaha kadar görevinin başında kalmıştır ve darbeyi püskürtmüştür. Ama 20 Temmuz'da darbe girişimi fırsat bilinerek bir sivil darbe yapılmıştır. O hal ilan edilmiştir. 4 siyasi parti parlamentoda darbeye açık ve net tavır koymuştur. Bu ülkenin üniversiteleri açık ve net tavır koymuştur. Sivil toplum örgütleri açık ve net tavır koymuştur. Bu kadar uzun süredir o hale ne gerek var? Niçin o hal? Neden o hal? FETÖ ile mücadele ise zaten yapılıyor. Sen mücadele ettin de birisi karşı mı çıktı? Birisi mücadele mi etti? Hayır. Bütün muhalifleri susturmak istiyorlar. Bütün muhalifleri. En çok da bizim üstümüze geliyorlar. Acaba CHP'yi de nasıl susturabiliriz diye. Senin feriştahın gelse Cumhuriyet Halk Partisi'ni susturamaz. Feriştahın gelse. İzledikleri yöntem FETÖ'nün 15 Temmuz öncesi izlediği yöntemdir. Aynı yöntemi izliyorlar şimdi. Kanun hükmünde kararname çıkarıyorlar, parlamentoyu devre dışı bırakıyorlar. Meclis çalışıyor. Niye oraya getirmiyorsunuz? Oturalım, tartışalım, görüşelim. Kanunsa kanun çıkarıyoruz. Parlamentoyu devre dışı bırakıyorlar. Başka? Şimdi bu sabah yayınlanan kanun hükmünde kararnameyle Danıştay'a 16, Yargıtay'a 100 yeni hakim tayin ediyorlar. Buradan sesleniyorum. Bütün hakimlere ve savcılara sesleniyorum. Yürekli, namuslu, dürüst, gerçek anlamda yargıç kimliği olan bütün hakimlere ve savcılara sesleniyorum. Geçmişte FETÖ uygulamasının yargıya nasıl darbe vurduğunu hepimiz gördük ve hepimiz bunun tanığıyız. Şimdi namuslu hakimlere sesleniyorum. Yargıtay'a yeni üye seçilecekse yargıç kimliği önde olan liyakat esasına dayalı bir yargıç tayinine asla ses çıkarmayız. Başımızın üstünde yeri var. Ama falan partiden, falan cemaatten, falan tarikattan deyip liyakati devre dışı bırakıp yargıç kimliğini devre dışı bırakıp Yargıtay'a ve Danıştay'a militan hakim tayin ederseniz öncelikle onun karşısında biz çıkacağız. Buna izin vermeyiz. Çay toplamaya gidenlerin yargıya nasıl gölge düşürdüklerini hepimiz biliyoruz. Bir daha aynı tuzağa kimse düşmemeli. Bütün hakimler yargıç kimliğini korumalı. Eğer bu ülkede adalet de bozulursa tuz kokmuştur denir. Tuz kokmuştur. Tuzun koktuğu yerde hayat yoktur artık. Israrla söylüyorum. Hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Neden hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur? Yargı bağımsız olduğu zaman kişinin can ve mal güvenliği olur. Ben hakkımı aramak için nereye gideceğim? Yargıca gideceğim, hakime gideceğim, mahkemeye gideceğim. Mahkeme saraydan talimat alırsa benim, sizin, vatandaşın can ve mal güvenliği ne olacak? O nedenle hakimin teminatını, yargının bağımsızlığını, itibarını, onurunu ve şerefini koruyacak olan öncelikle hakimlerin kendileridir.
Buna herkesin özen göstermesi lazım. Özen gösterilmediği takdirde faturayı hep birlikte Türkiye ödeyecektir. Buna kesinlikle izin vermemek gerekiyor. Değerli arkadaşlarım, bir dönem denirdi ki, efendim şu CHP var ya CHP, ne olmuş CHP'ye? Bu CHP hep eleştirir, hiç öneri getirmez derlerdi. Bugün onurla ve gururla ve büyük bir özgüvenle şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Türkiye'de nerede bir sorun varsa o sorunun çözüm adresi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bir daha söylüyorum. Türkiye'de nerede bir sorun varsa, hangi kesimin bir sorunu varsa, hangi meslek grubunun bir sorunu varsa o sorunun çözüm adresi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Daha düne kadar akıllarına gelmeyen dünya kadar sorunu onların önüne koyduk. Akıllarına taşeron işçisi bile gelmezdi. Taşeron işçisi 21. yüzyılın köleleri gibi çalıştırılırdı. Hiçbir hakları yoktu. Taşeron işçilerinin haklarına kim sahip çıktı? Biz sahip çıktık. Taşeron işçilerinin haklarını kim savundu? Biz sahip çıktık. Neyi nasıl yapacağımızı da söyledik. Taşeron işçilerin dernekleriyle, onların örgütleriyle bir araya geldik. Onlara her türlü hakkı vereceğimizi, normal bir işçiden, sendikalı bir işçiden ayrı tutulamayacaklarını, o işçiler hangi haklara sahipse taşeron işçisi de aynı haklara sahip olacaktır dedik ve ilk dillendiren partiyiz. Bugün o noktaya geldiler. Taşeron işçilerine kadro veren kanun hükmünde kararnameyi çıkardılar. Dolayısıyla iktidar partisinin bizim bulunduğumuz noktaya gelmeleri bizi ancak memnun eder. Ve buradan bütün taşeron işçisi kardeşlerime sesleniyorum. Sen yıllar yılı konuşamıyordun. Hak, hukuk, adalet diyemiyordun. Senin sözün biz olduk. Senin mesajın biz olduk. Ve biz hakkı, hukuku, adaleti senin için gerçekleştirdik. Onurla ve gururla bu mücadeleyi yaptık. Eksiklikler var mı? Var. Tamamlanması için mücadele edeceğiz. Tamamlanması için. Peki işimiz bitti mi? Hayır, işimiz bitmedi. Muhtarların sorunları var. Muhtarların sorunlarını da çözeceğiz. Orman köylülerinin sorunları var. Onu da çözeceğiz. Göreceksiniz. Hepsinin nasıl çözüleceğini toplumun önüne koyacağız. Emeklilerin sorunları var. İki maaş ikramiyemiz hala kulağımızda ve hala gönlümüzde duruyor. Emekliye Ramazan bayramında ve Kurban bayramında iki maaş ikramiye vermek bizim namus borcumuzdur. Bunu gerçekleştireceğiz. Asgari ücret. Akıllarına bile gelmezdi asgari ücret. Kapalı kapılar ardında oturur, asgari ücreti tespit ederlerdi. Dedik ki asgari ücret net 1500 lira olacak 2 yıl önce. Nereden bulacaksın parayı dediler. Türkiye'de para var da siz parayı başka yere harcıyorsunuz. O paralarla cebinizi dolduruyorsunuz. İşçiye vermiyorsunuz parayı, o parayı. Oturdular onlar da seçim bildirgesine, biz de asgari ücreti artıracağız dediler. Şimdi 1404 lira. Şimdi buradan Eskişehir'den söylüyorum. 2018'de asgari ücret net 2000 lira olmalı. Net 2000 lira. Net 2000 lira. Büyük bir ihtimal edecekler ki ya parayı nereden bulacağız? Para var kardeşim, para var. Eğer Cumhuriyet Halk Partili bütün belediyeler asgari ücreti net 1500 lira olarak uyguluyorsa sen koskoca hükümetsin, emrinde trilyonlarca para var ya, sen nasıl yapamıyorsun? Sen işçiyi düşürmediğin için, işçiyi düşürmediğin için yapamıyorsun. Ödemiyorsan
bir dene bakalım. 2000 lirayla sen geçin bakayım bir ay. Bir ay. Erdoğan da geçinsin. Binali Bey de geçinsin. Bakanlar da geçinsinler. Üstelik 2000 lirayla geçinsin derken uçaklarından vazgeçmesinler. Makam arabalarından vazgeçmesinler. Yemek yiyorlar bedava vazgeçmesinler. Geziyorlar bedava vazgeçmesinler. 2000 lirayla bir mutfak nasıl geçinilmiş? Bir ona bir baksınlar bakalım. 2000 lirayla bir mutfak nasıl idare edilirmiş? Her soruna sahip çıkacağız. Her soruna ve her sorunu çözeceğiz. Her sorunu. Cumhuriyet Halk Partisi demek sorunlara kilitlenen ve sorunları çözen parti demektir. Cumhuriyet Halk Partisi demek Kuvayi Milliye ruhu taşıyan kitlelerin partisi demektir. Cumhuriyet Halk Partisi demek namuslu dürüst insanların kul hakkını koruduğu parti demektir. Cumhuriyet Halk Partisi demek çağdaş uygarlığı aşmak demektir. Cumhuriyet Halk Partisi demek özgür medyadan yana tavır almak demektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak o açıdan kolay değildir. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek yürekli insan olmak demektir. Biz böyle biliyoruz kendimizi ve böyle tanımlıyoruz. Arkadaşlarım, kömürlü termik santral istemiyoruz diyorlar. Şimdi Ankara'yı perişan ettiler. Ankara'yı perişan ettiler. İstanbul'a ihanet ettiler. Şimdi aynı ihaneti İzmir'de nasıl yaparız? Eskişehir'de nasıl yaparız? Aydın'da nasıl yaparız? Muğla'da nasıl yaparız? Tekirdağ'da nasıl yaparız? Bunun arayışı içine girmiş durumdalar. Bizim belediye başkanlarımızla mücadele ediyorlar. Mücadele ediyorlar. Ya Eskişehir, sabah bir geldim, pırıl pırıl bir Eskişehir. Hiçbir çevre kirliliği yok. Şimdi kömürlü santral, üstelik Alpu Ovası'na kuracaklar. En verimli tarım arazisine kuracaklar. Bunlarda insaf yok. Bunlarda insaf yok. Bunlar rant için her şeyi yaparlar. Rant için. Çıkar için her şeyi yaparlar. Ama onlar yapacaklar. Biz de mücadelemizi yapacağız. Biz de mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu Eskişehir'in milli davasıdır. Eskişehir'in milli davası. CHP'liler karşı. Belediyelerimiz de karşı. Eskişehir'i seven değişik siyasi partilerden vatandaşlar var. Onlar da karşı. Niye bunu yapıyorsunuz? Hangi gerekçeyle yapıyorsunuz? Birilerinin cebine para aktarmak için. Birilerine bir şeyler yedirmek için. Söylüyorum, Eskişehirli kardeşlerime söylüyorum. Bu bir partinin olayı olmaktan çok daha öte, bu Eskişehir'in olayıdır. Bu bir Türkiye olayıdır. Eskişehirlerin tek vücut olup bu santrale hep birlikte karşı çıkmaları gerekir. Ben de lütfeder kabul ederseniz, beni Eskişehirli kabul ederseniz ben de sizinle beraber ona açıkça karşı çıkacağım. Sadece bunu engellemiyorlar. Bizim İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne de büyük engeller çıkarıyorlar. Eskişehir'e de büyük engeller çıkarıyorlar. Aydın'a da büyük engeller çıkarıyorlar. Ama ona rağmen bizim büyükşehir belediyelerimizin ve belediyelerimizin olduğu yerlerde çok rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Suç oranının en düşük olduğu belediyeler Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarınca yönetilen iller ve ilçelerdir. Neden? Neden? Çünkü halka hizmet ediyorlar. Çünkü gençlere hizmet ediyorlar. Çünkü kadınlara hizmet ediyorlar. Çünkü spor tesisleri yapıyorlar. Çünkü kültür tesisleri yapıyorlar. Dolayısıyla gençlerin bir araya gelmesi, gençlerin oturup uygarca tartışması, kötü alışkanlıklardan kurtulması her şeyden önce CHP'li belediyelerin görev alanına giriyor. Ve onlar da yapıyorlar bunu. Uyuşturucuyla da mücadele ediyorlar.
Üstelik kendi bölgelerinde en az olmasına karşın diğer bölgelerden gelen anneler ve babalar onlara da yardım ediyorlar. Biz her şeyin en güzelini belde halkı için yapmaya çalışıyoruz. Her şeyin en güzeli. Bunu yaparken de iki şeyi düşünüyoruz. Belediye başkanlarıma iki şey üzerinde asla ve asla ödün vermeyin ve iki şeyi mutlaka gerçekleştirin. Birincisi şu, harcadığınız her kuruşun hesabını belde halkına vereceksiniz. Her kuruşun hesabını. Böylece belediye halkına hesap veren bir belediye olacak. İki, hiçbir ayrım yapmayacaksınız. Şu mahalle bize oy vermedi, şunlar bana oy vermedi, şu esnaf bana oy vermedi, ben gidip onu cezalandırayım düşüncesinde asla olmayacaksınız. Oy versin vermesin, hiçbir ayrım yapmadan bütün belde halkını kucaklayacaksınız. Belediye başkanları maç bunu söyledi. Biz ayrımcılık yapmıyoruz, onlar yapıyorlar. Bizim belediye başkanlarımızın sunmak istedikleri hizmetleri engelliyorlar. Eskişehir'in bir su meselesi var. Belediye başkanımız da diyor ki Eskişehir'in su sorununu geleceğe yönelik olarak tamamen çözmek istiyor. Uzun mücadelelerden sonra bir baraj yaptı. Düşünün, su sorununu çözecek, barajı yapıyor. Barajı yapmak başkalarının işi ama Eskişehir olduğu için yapmıyorlar. Ama Yılmaz hocam diyor ki siz yapmıyorsanız ben yapacağım arkadaş. Eskişehir'e suyu getireceğim. Para da vermeyin, sizin olsun. Ama ben Eskişehir'i susuz bırakmayacağım diyor. Uzun mücadelelerden sonra barajı yaptı. Barajı bitirdi. Şimdi o barajdan suyun Eskişehir'e gelmesi lazım. Ne yaptılar biliyor musunuz? AK Partili belediye meclis üyeleri o suyun Eskişehir'e gelmemesi için yatırım planından bu boruları çıkardılar. Yatırım planından. Bütçeden de çıkardılar oylarıyla. Şimdi ben Binali Yıldırım'a seslenmek istiyorum. Sizin belediye meclis üyeleriniz Eskişehir halkına neden kin besliyor? Eskişehirlerin temiz bir su içmesini neden engelliyor? Eğer nedeni Yılmaz Büyükerşen'se Yılmaz Büyükerşen kaya gibi yerinde duruyor. Senin gücün onu kaldırmaya yetmez kardeşim. Yetmez. Eskişehir'i susuzluğa mahkum ederek sözde CHP hizmet vermiyor diyecekler. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? O suyu Eskişehir'e mutlaka getireceğiz. Önüne duvar da koysanız, kimi koyarsanız koyun, o suyu getireceğiz. Biz kararlıyız, biz azimliyiz. Biz halktan ve haktan yanayız. Eğer hizmetse sonuna kadar hizmet. 80 milyon vatandaşıma sesleniyorum. 80 milyon vatandaşıma. Bir büyükşehir belediyesi su getirmek istiyor. O büyükşehir belediyesinin iktidar yanlıları su gelmesin diye mücadele ediyorlar. Kim Türkiye'ye hizmet etmek istiyor? Ya Eskişehir'i çöldeki bir vaha gibi hayat damarları güçlenmiş bir kente dönüştüren bir belediyeye nasıl ihanet ediyorsunuz? Akıl tutulması var dediğim gibi, akıl tutulması. Yapamıyorlar, beceremiyorlar. Engellemek istiyorlar, beceremiyorlar. Bakın size bir örnek vereyim. İzmir Büyükşehir Belediye'miz de metro yapıyor, Ankara'da metro yapıyor, İstanbul'da metro yapıyor. Ankara ve İstanbul'da metronun kilometresini 100 milyara Ankara, 150 milyara da İstanbul yapıyordu. İzmir'in maliyeti ne kadar? Kilometresi 50 milyar. Birisi iki, öbürü üç katı bedelle yapıyor. Ve buna rağmen metroları bitiremediler. Havlu attılar, şimdi İstanbul'un ve Ankara'nın metrolarını Bayındırlık Bakanlığı yapıyor. Peki İzmir? İzmir kendisi yapıyor. Yine başarılı bir şekilde, planlanan şekilde
başarılı bir uygulamayla metrosunu yapıyor. Ama şikayet etmiyor. Gelin benim metromu da Bayındırlık Bakanlığı yapsın demiyor. Yeter ki bize engel olmayın, biz kendi kaynaklarımızla her şeyi gayet iyi yaparız diyorlar. Ve yapıyoruz. Neden biliyor musunuz? Çünkü bizim belediye başkanlarımızın ya da akrabalarının Man Adası'nda şirketleri yok. Gideceksin, Man Adası'nda şirket kuracaksın, Man Devleti Adası'nda şirketler kuracaksın. Türkiye'de vergi ödememek için her türlü katakulliyi çevireceksin. Ben de bunu dile getirdiğim zaman, ey Kılıçdaroğlu bak dikkatli ol, senin üstüne geliriz. Yani tehdit ediyorlar, yani şantajla, yani korkuyla beni sözde susturacaklar. Sen kim oluyorsun da beni susturuyorsun? Senin gücün beni susturmaya yetmez. Eğer susacaksam, susmamın bedeli bellidir ve ölümdür. Ölürüz ve susarız ama düşüncelerimiz yaşar. Biz yetimin hakkını sonuna kadar savunacağız. 80 milyonun hakkını sonuna kadar savunacağız. Bizim yaptığımız savunma politik bir savunma değildir. Bizim yaptığımız savunma sadece CHP'lilerin hakkını savunmak değildir. Bizim yaptığımız savunma 80 milyonun hakkını savunmaktır. 80 milyonun. Yeni doğan çocuk vergi ödeyecek. Penceresi kızı kırık. Ayaz bebek zatürreden öldü. O çocuğun hakkını ben savunacağım. Ve kalkıp diyecekler ki, ey Kılıçdaroğlu sen sesini çıkarma, sen bunları görme, sen Ayaz bebeği görme, sen açlıktan ölen Kübra bebeği görme, sen Muharrem bebeği görme, sen yoksulu, fakiri, fukarayı görme. Biz sana dokunmayacağız, sen konuşurken seni alkışlayacağız, sen yeter ki de ki bunlar çok güzel şeyler yapıyorlar. Sen dünyanın en kötü şeylerini yapıyorsun kardeşim, kul hakkı yiyorsun, kul hakkı. Vergi ödememek için her türlü dümeni çeviriyorsun. Önce sahtedir dediler. Sonra sahte değildir dediler. Efendim tamamı doğru değildir, tamamı yalandır dediler. Sonra bir adam çıktı dedi ki, bunlar dedi şirket satmış dedi. Gelen paralar o. Türkiye'den giden ve sonra gelen paralar o. Şirket satmış. Soru sordum. Soru yeni dillenmiş çocuğun anlayacağı düzeyde bir soru sordum. Ki Bilal Oğlan da duysun diye. Sordum. Bu şirket hangi şirket? Bu şirketi kime sattınız? Öyle ya. Kime sattınız? Bir türlü cevabını alamıyorum. Bir türlü cevabı yok. Niye konuşmuyorlar? 80 milyon vatandaşıma sesleniyorum. 80 milyon vatandaşıma. Kardeşim, senin yakınların o şirketi kime sattı? O şirketin adı neydi? O şirket Türkiye'de ne kadar vergi ödedi? Sen milliyim, yerliyim diyorsun. Ben de sana diyorum ki sen ne millisin ne de yerlisin kardeşim. Sen yabancısın. Sen mancısın kardeşim. Mancısın sen. Mancısın. Biz siyasette gerginlik istemiyoruz. Gerginlikten yana da değiliz. Yani siyasette oturalım, kavga edelim, böyle bir anlayışımız da yok. Peki biz bunları niye söylüyoruz? Yanlışa birilerinin yanlış demesi lazım. Birisi vatandaşın hakkını araması lazım. Ben bunu seslendiriyorum. Bunu seslendirmek gerginlik demek değil ki. Bunu seslendirmek kavga edelim anlamına gelmez ki. Ben soru soruyorum, o da cevap veriyor bana. Vermesi lazım. Onlar da bana soru soruyorlar. Ben de oturuyorum cevabını veriyorum. Hangi soruyorsanız sorun. Hatta şunu da söyledim. Yüreğiniz varsa çıkın bir televizyon kanalında oturalım konuşalım kardeşim. Sen de sor ben de sorayım. Vatandaş evinde otursun dinlesin. Bunlardan kim doğruyu kim yanlışı söylüyor? Cesaretleri yok. Yürekleri yok. Karşıma çıkamıyorlar. Ben öyle korkulan bir adam değilim. Makul bir adamım. Sessiz bir adamım. Kimseye hakaret etmem. Ben 80 milyonun hakkını ve hukukunu savunurum. Yani rahmetli babamın dediği gibi
Oğlum sen doğrudur, eğri belasını bulur. E eğri de belasını buluyor zaten. Budur. Doğru durmaya çalışıyor. Efendim, Rıza Zarraf olayı. Onu da unutturmaya çalışacaklar. Unutmayacağız. Benim merak ettiğim ve sorduğum ve cevabını alamadığım bir soru daha var. Üç bakana rüşvet verdi Rıza Zarraf. Halk Bankası'nın genel müdürüne rüşvet verdi. Rüşvet verdiğini hükümetin tuttuğu avukat Amerika'daki mahkemede de itiraf etti. Evet dedi, Halk Bankası'nın genel müdürü rüşveti almıştır ayakkabı kutusunda. Biz de bundan utanıyoruz. Dünyada rüşvete faiz veren hükümet bu hükümettir. Rüşvete faiz veren hükümet. O yüzden bunlar faizci hükümettir diyorum. Rüşvete faiz verdiler, parayı da iade ettiler. E yeniden bunu araştıralım, soralım diyoruz. Gelmiyorlar. Korkuyorlar. Bize bir şey olur mu diyorlar. Ben şu soruyu sordum Sayın Erdoğan'a. Neden Rıza Zarraf için olumsuz bir cümle kullanmıyorsun? Benim için kullanıyorsun. Vatandaş için kullanıyorsun. Çiftçi için kullanıyorsun. Emekli için kullanıyorsun. Vatandaşa al ananı da git diyorsun. E bir de şu Rıza Zarraf'a bir cümle kursan ne olur yani? Niye söylemiyorsun? Hangi gerekçeyle söylemiyorsun? Hangi gerekçeyle Sayın Erdoğan, hangi gerekçeyle Rıza Zarraf aleyhine tek cümle dahi kurmuyorsun? Ne oldu? Ne oldu? Bir konuda daha cevap alamıyorum. Ege Adaları. 18 adamız ve bir kayalığımız Yunanistan tarafından işgal edilmiş vaziyette. Askeri birlikleri var. Yunan bayrağı var. Hiçbir sözleşmede Osmanlı dönemi dahil bu 18 adanın Yunanistan'a ait olduğuna dair hiçbir belge yok. Hiçbir bilgi de yok. Adamlar işgal etmişler. E beyefendi de biz milliyetçiyiz diye ortalıkta geziyor. Ben de söyledim. Bu 18 ada nedir kardeşim? İşgal ediliyor, neden sesini çıkarmıyorsun? Hadi Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdın, onu biliyoruz. Kendi topraklarından kendi türbelerini kaçırdılar arkadaşlar. Bu ülkenin Süleyman Şah'ın türbesini kaçırdılar. 18 adayla ilgili tık yok. Bugün bekledim, belki 18 adayla ilgili bir laf söyler, gene tık yok. Yunanistan Savunma Bakanı bana cevap veriyor. Gel de al diyor. Hükümetten gene tık yok. Hani milliler ya, gene tık yok hükümetten. Dün Kocaeli'de söyledim, burada yine de söyleyeyim. 2019'da geleceğiz, 18 adayı da o kayalığı da senin elinden alacağız. Ha nasıl diyorsan, onun da örneğini vereyim ben sana. Rahmetli Ecevit Kıbrıs'a nasıl gitti, Kıbrıs'ı nasıl aldıysa aynı şekilde geleceğiz ve alacağız. Biz onun kültüründen geliyoruz. Onun ahlakından geliyoruz. Onun milliyetçi anlayışından geliyoruz. Milliyetçi, milliyetçiyim diye gezenlerin milliyetçilikle ilgisi yoktur. Bunlar gayrimillidir. Gayrimillidir bunlar. Eğer bu ülkede gerçek anlamda bir milliyetçi arıyorsan, altı okumuzdan birisi milliyetçiliktir zaten. Gelip bakacaksın. Biz milliyetçiliği Kıbrıs'ın 5 parmak dağlarına yazdık. Afyon tarlalarına yazdık biz milliyetçiliği. Senin milliyetçiliğin ne milliyetçiliği kardeşim? Ne milliyetçiliği? Değerli arkadaşlarım, biz kendi ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Beraberce yaşamak istiyoruz. Farklı siyasi görüşlerimiz olabilir. Farklı kimliklerimiz olabilir. Farklı inançlarımız olabilir. Ama hepimiz bayrağımızın altında huzur içinde yaşamak istiyoruz. Siyaset kurumunun görevi o huzuru sağlamaktır. Eğer bir ülkede insanlar kendi ülkelerinin sokaklarında, caddelerinde rahat gezemiyorlarsa,
komşumuzun kimliğini, inancını sorgular hale getirilmişse eğer bir ülkedeki insanlar, orada sorun var demektir. Ülkenin yarısı icralıksa orada sorun var demektir. Toplumun her kesiminde ciddi sorunlar var. Anayasa değiştiğinde eğer bir ülkede üniversiteler konuşmuyorsa orada sorun var demektir. Bir sözüm de kamyon şoförlerine. Dün bir kamyon şoförü arkadaşım çıktı, dedi ki geçinemiyoruz dedi. Cezalardan bıktık dedi. 50 bin lira ceza kestiler, benim kamyonun değeri 70 bin lira dedi. Köprü yolu, köprüden para istiyorlar. Yoldan para istiyorlar. Dünyanın en pahalı mazotunu veriyorlar. Dünyanın en ağır cezalarını kesiyorlar. Ben eve nasıl gideceğim, ben nasıl huzur içinde yaşayacağım diye dert yanıyor. Bütün kamyon şoförü kardeşlerime sesleniyorum. 1.350.000 kamyon şoförü kardeşime, tır şoförü kardeşime sesleniyorum. 1.350.000. Senin derdini, senin sorununu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, bütçe görüşmelerinde, Cumhuriyet tarihinde ilk kez dile getiren genel başkan, benim ilk kez dile getiren de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Madem ki ben senin derdini dile getiriyorum, taşeron işçisi gibi, emekli gibi, işçi gibi, asgari ücret gibi, sen de artık kapı gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin arkasında dur. Senin sorununu biz çözeceğiz. Sorununu biz çözeceğiz. Cezadan da kurtaracağız seni. O pahalı ödemelerden de kurtaracağız seni. Kabir belgesi, kaygı belgesine ödediğin paralardan da kurtaracağız seni. Hem vergi ödeyecek, hem yol parası ödeyecek, hem ceza ödeyecek, hem dünyanın en pahalı mazotunu alacak, bir de gelir vergisi ödeyecek. Ya yeter ya, yeter artık ya. Adamı soydunuz, soğana çevirdiniz. Bir de zorla en pahalı köprüden geçiriyorlar. Zorla en pahalı köprüden geçiriyorlar. Bir de ayrıca orada para verecek. Soyulmuş kaza döndü bizim kamyon şoförlerimiz. Geçinemiyorlar. Onların da derdini ilk kez biz dile getiriyoruz. İlk kez biz dile getiriyoruz. Son sözler. 2019'da bir seçim var. Önümüzde iki seçenek var. İki seçenek. Bir, demokratik parlamenter rejimden yana olanlar. İki, otoriter tek adam rejiminden yana olanlar. Bu işin sağa solu yoktur. Bu işin siyasi parti farkı da yoktur. Demokrasiden yana olanlar bir tarafta olacak. Tek adam rejiminden yana olanlar da bir tarafta olacak. Ben 80 milyon vatandaşıma sesleniyorum. Demokrasiyi savunuyorsan, insan haklarından yanaysan, kadın erkek eşitliğinden yanaysan, güçlü bir sosyal devletten yanaysan, medya bağımsızlığından yanaysan, din ve vicdan özgürlüğünden yanaysan, senin tercihin, senin yolun demokrasinin yoludur kardeşim. Geleceksin oraya. Demokrasiden yana oy kullanacaksın. Hayır, ben demokrasi istemiyorum. Başımızda bir adam olsun. Elinde de bir sopa olsun, kim konuşursa kafasına vursun, hiç kimse konuşmasın, hiç kimse bir şey vermesin, bir şey veriyorsa da lütuf olarak onu kabul edelim diyorsan tek adam rejiminden olacaksın, yana olacaksın. Biz demokrasiyi savunuyoruz. Az önce de söyledim, bunun partisi yoktur. Kendisini ülkücü hisseden, milliyetçi hisseden, demokrat hisseden, liberal hisseden, sosyal demokrat hisseden, muhafazakar hisseden, hangi görüşten olursa olsun. Önce demokrasi paydasında buluşacağız. Bayrak bizim bayrağımız. Vatan bizim vatanımız. Ayrışıyor muyuz? Hayır, ayrışmıyoruz. Demokrasi konusunda da ayrışmayacağız. Demokrasi bu ülkenin demokrasisi olacak. Güçlü bir demokrasi olacak. Güçlü bir sosyal devlet olacak. Güçlü bir yargı bağımsızlığı olacak. Ve anneler çocuklarını okula huzur içinde gönderecekler. Arzumuz budur. Kadın kardeşlerime seslenmek isterim. 2019'daki başarı
büyük ölçüde sizin başarınız olacak. Siz her eve gideceksiniz. Her kapıyı çalacaksınız. Demokrasi diyeceksiniz. İş, aş, ekmek diyeceksiniz. Kul hakkı yiyenlerden hesap sorulması gerektiğini söyleyeceksiniz. Çocuklarımız işsiz, beylerin çocukları işsiz değil diyeceksiniz. Bizim çocuklarımız işsiz olduğu halde ekmek yerken vergi veriyor. Diyeceksiniz ki ben bulaşık yıkıyorum, 5 çeşit vergi ödüyorum. Sabah çocuğu okula gönderirken lambayı açtığımda 4 çeşit vergi alıyorlar benden. Bu Ankara'daki beylerin çocukları Manadası'na gidecekler, şirket kuracaklar. Bu ülkede 5 kuruş vergi vermemek için bunun hesabını gelin 2019'da soralım diyeceksiniz. Bu mücadeleyi yapacağız. Kadın kardeşlerim, cumhuriyete sahip çıkın. Demokrasiye sahip çıkın. Hakkınıza, hukukunuza sahip çıkın. Eskişehir'e sahip çıkın. Türkiye'ye sahip çıkın. 2019 bizim tarihimizin önemli bir dönüm noktası olacaktır. O dönüm noktası içinde hepimiz çalışacağız. Ben de çalışacağım. Az önce başkan konuşurken yorgunluk yok dedi. Bizim yorgunluktan söz etme hakkımız yok. Asla ve asla yorulmayacağız. Kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Yorgunluk bizim kitabımızda yoktur. Gün 24 saatse 24 saat. 12 saat 12 saat. 5 saat 5 saat. Her saat çalışacağız. Her yerde çalışacağız. Her alanda çalışacağız. Tarlada çalışacağız. Fabrikada çalışacağız. Yolda çalışacağız. Sokakta çalışacağız. Derste çalışacağız. Üniversitelerde çalışacağız. Kent kent, köy köy çalışacağız. Arada muhtar arkadaşlarımın da olduğunu söylediler. Muhtar arkadaşlarımla ilgili de güzel projelerimiz var. Bir salı toplantısını sadece ve sadece muhtarlar için ayıracağım. Baksınlar bakalım kim muhtardan yana, kim muhtarın demokrasinin temel tacı olduğunu kabul ediyor. Onu da size bütün ayrıntılarıyla anlatacağım. Hepinize en içten selamlar, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Kıra kıra hey, adaleti adım adım kura kura hey. Teşekkür ediyorum değerli izleyiciler, değerli delegeler, değerli konuklar. Kongre salonumuzdan ayrılıyor değerli delegeler, değerli konuklar. Kendisini yetkili arkadaşlarımız uğurlayacaklar. Biz kongre çalışmalarımıza devam edeceğiz. Güle güle sayın başkanım. Yolunuz açık olsun. Merak etmeyin. Eskişehir arkanızda, yanınızda. Adaleti adım adım kura kura hey. Geliyorum hey. Adaleti adım adım kura kura hey.